Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Mustafa Yağcı Hoca'nın kitabından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. E, x 5'ten büyük bir tam sayıdır. OBEB 2x artı 13 ve 2x artı 27 x eksi 4 olarak verilmiştir. Buna göre bu iki sayının yani 2x artı 13 ve 2x artı 27'nin o okay keki kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi belki de çoğunuzun bildiği bir yöntem ama aslında OBEB'de şöyle bir yöntemimiz de var. Yani şöyle bir bakış açımız var ya da aslında işin temelinde şu var. Diyelim ki biz 36 ve 44 sayıların OBEB'ini bulmak istiyoruz. Şöyle düşünebilir miyiz? Bulacağımız OBEB hem 36'yı bölecektir hem 44'ü bölecektir. Bulacağımız bu OBEB'i K ile gösterelim. Bu durumda hem 44 bölü K'nin bir tam sayı olması gerekir. Hem de 36 bölü K'nin ne olması gerekir? Bir tam sayı olması gerekir. Çünkü bunların tam bölenleri üzerinden yorum yapıyoruz. Peki 44 bölü de bir tam sayı, 36 bölü K'de bir tam sayıysa bunların farkını aldığımızda oluşan 8 bölü k'nin de ne gelmesi gerekir arkadaşlar? Bir tam sayı gelmesi gerekir. Bir tam sayıdan başka bir tam sayı çıkarttığımızda yine bir tam sayı bulmuş oluruz. Demek ki bizim aradığımız bu okek değeri olan, obeb değeri olan k'nin nasıl 44'ü bölüyorsa nasıl 36'yı bölüyorsa kaçı da bölmesi gerekir? Bunların farkı olan 8'i de bölmesi gerekir arkadaşlar. Yani biz 44 ve 36'nın obebini ararken arkadaşlar aralarındaki fark olan 8 üzerinden rahatlıkla yorum yapabiliriz. Aradığımız aradığımız değer kesinlikle 8'de bölecek bir değer gelmelidir. Peki 8'i bölen değerleri düşündüğümüzde 8'i bölen en büyük değer 8'in 1'de 1'inden 8'dir. 8'in 2'de 1'inden 4 olabilir. 4'te 1'inden 2 ya da 8'de 1'inden 1 gelebilir. Biz en büyüğü aradığımız için önce 8'e odaklanabiliriz. Şimdi bu 8 örneğin 36'yı bölüyorsa zaten e, ee 44 ile 36'nın farkı 8'di. Bu da 8 hem 36'yı bölüyor. Zaten 8'i bölüyor. O zaman 44'e ne yapmış olacaktır? Bölmüş olacaktır. Onun için şimdi biz burada 8'in 36'yı bölüp bölmediğine baktığımız anda ve bölüyorsa ne yapmış oluruz? O bebi yakalamış oluruz. Ama 8 36'yı bölmediği için bu iki sayın obebine gelmez. 8 gelmez. Bunu elemiş oluruz. Bundan sonraki en büyük olan 4'e bakarız. Bu 4 36'yı bölüyor mu? Bölüyor. O zaman bu 36 ve 44 sayıların o kaç geleceğini söyleyebiliriz? 4 geleceğini söyleyebiliriz. Zaten bakabileceğimiz en büyük sayılara sırasıyla bakmış olduk. Yani herhangi iki sayı için bunu yapabileceğimizi söyleyebiliriz. Örneğin 36 ve 24 sayıların obebi nedir dediğimizde aralarındaki fark kaçtır? 12'dir arkadaşlar. 12'nin en büyük bölünü 12'dir. 12 24'e böldüğü için bunların obebine gelmiş olur. 12 gelmiş olur. Arkadaşlar bunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Ya da 40 ve 55 sayılarının obebi nedir diye sorulduğunda aralarındaki fark kaçtır? 15'tir arkadaşlar. Bu 15'in en büyük bölünü 15'tir. Bu 40'ı bölmez. you <laughs> İkinci en büyük böleni 5'tir. 40'ı böldüğü için bu iki sayının bebi kaç gelmiş olacaktır? 5 gelmiş olacaktır diyebiliriz. Arkadaşlar bu şekilde bakabiliriz. Hatta bu şekilde bakmadan doğrudan farklarını alarak da ilerleyebiliriz. Onu da inşallah başka bir soruda anlatmış olalım. Şimdi sorumuza döndüğümüzde bu iki sayının OHB'ini bulmaya çalışırken bu yöntem üzerinden gidebiliriz. Sayılardan biri 2x artı 13, biri 2x artı 27. Dikkat ediyorsanız 2x artı 27'den 2x artı 13'ü çıkartırsak aradaki fark kaç gelmiş olacaktır? 14 gelmiş olacaktır. Demek ki bu iki sayının o bebi 14'ü de bölen bir sayı olmalıdır. 14'ü bölen sayıları düşündüğümüzde en büyüğü 14'tür. Sonra 7, sonra 2, sonra da 1 gelmiş olur. Dikkat ederseniz 2x artı 13 demiş. 2x artı 27. Şimdi çift bir tam sayı, tek bir tam sayı eklersek burası tek gelir. Çift bir tam sayı. Çünkü 2x demiş. X tam sayı da 2x de çift bir tam sayı olur. 27 ekleyince yani tek sayı ekleyince yine tek gelmiş olur. İki tek sayının o de ne gelecektir? Yine tek gelecektir. Yani şurada bulacağımız o bebi ne olması gerekir? Tek olması gerekir. İşte buradaki tek değerlerimiz kaç? 7 ve 1. Demek ki ya 7'yi bulacağız ya 1'i bulacağız. Şurada x'in 5'ten büyük olduğunu söylemiş. Buraya 5 verirsek 5 eksi 4'ten 1 gelir. Demek ki OBEP 1 değil. O zaman aradığımız OBEP değerinin 7 olması gerekir. Eğer aradığımız OBEP değeri 7 ise e, buranın kaça eşit olması gerekir? 7'ye. X'imizin de arkadaşlar 7 artı 4'ten kaç gelmiş olması gerekir? 11 gelmesi gerekir. X'imiz 11 ise 2 kere 11 22 13 daha 35'e ulaşmış oluruz. 2 kere 11 22 27 daha 49'a ulaşmış oluruz. Arkadaşlar bizden bunların ne istenmiş? O ok keki 2 i̇ki sayının çarpımları o okeklerin o ok çarpımına eşitti. O 7 çarpı o ok de neyle gösterelim? M ile gösterelim. O zaman 35 çarpı 49 bize 7 çarpı o ok 2 verecektir. 35'i 7'ye bölsek kaç gelmiş olur? 5 gelmiş olur. Burayı 7'ye böldük 1 geldi. O zaman 5 kere 49 bizim bu iki sayımızın o ok olarak gelecektir. 5 çarpı 49 dediğimizde bunu 5 çarpı 50 eksi 1 olarak yazarsak 250 eksi 5'ten aradığımız değer 245 olarak gelmiş olacaktır. Doğru cevabın B şıkkı olması gerekir. Umarım burada anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur.